Abicim, niye aldınız bu kadar çiçeği? Eşe dosta giderken hediye olarak götüreceğim Yıldız'cığım. Abicim, siz bu çiçekleri nereden aldınız? Nereden alacağım? Tabii ki Songül Hanım'dan. Ayrıca bizim brunch için de davet ettim kendilerini. Ay, zahmet etmeseydiniz keşke. Ben çağırırdım. Hay Allah. Ayrıca bizim çiçek hizmeti aldığımız pek çok yer var. İnternet çok pratik, yormayın kendinizi. Yoruyorsunuz lütfen. Ah Yıldız'cığım, ben asıl böyle boş boş oturmaktan yoruluyorum. Kendimi meşgul etmek için bir şeyler bulmaya çalışıyorum. Neyse neyse, müsaadenizle ben şimdi odama çekilip kitap okuyacağım. Yemekte görüşürüz. Peki abiciğim, iyi istirahatler. Ay, düşünebiliyor musun? Benim abim çiçek almak için o kadına gitmiş. Acaba çiçek almaya mı gitmiş Yıldız'cığım? Yoksa Songül Hanım'ı görmek için bir bahane mi uydurmuş? Ay hayır Fikret, buna dayanamam. Ne var bunda? Bak, bu çiçek almasının başka bir sebebi yok Yıldız'cığım. Yani buna alışsan iyi olacak. Ne? Neye alışacağım ben Fikret? Açık konuşur musun lütfen? Ya açık konuşuyorum. Abin Songül Hanım'ı çok beğeniyor. Hayır. Hayır, benim abim Songül Hanım. Duydun, kendisi anlattı. Boş durmaktan hoşlanmadığı için, vakit geçirmek için gitmiş. Yani benim abim gibi bir insan, Songül gibi bir kadından hoşlanmıyor. Beğenemez, mümkün değil. Hoşlanamaz da beğenemez, mümkün değil. Ay, hayır. Ah, niye beğenmesin canım? Songül Hanım çok güzel, çekici, taş gibi kadın ya. Öyle mi Fikret? Çekici, taş gibi. Beğeniyorsun yani. Yo, ben değil. Ya. Konuşma Fikret. Sus! Bak, konuşma. Yıldız. Ya. Sus Fikret, dinlemiyorum seni. Dinlemiyorum! Ya yanlış anladın Yıldız'cığım. Taş gibi derken baltayı taşa vurduk. Hay Allah be. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk anneciğim. Nasılsın? İyiyim yavrum, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Fena değil. Nerede dayımla babam? Dayın odasında. Babanın nerede olduğunu bilmiyorum, bilmek de istemiyorum. Ne olduğunu da sorma lütfen. Tamam, sormuyorum. Onurcuğum, bir sorun mu var? Anneciğim, sorun yok ama seninle konuşmak istediğim bir şey var. Tabii yavrum. Seni dinliyorum. Ben cumartesi günleri nikah tarihini aldım. Lale'nin haberi yok ama çok güzel bir mekan da ayarladım. İşte nikahtan sonra öyle aile arasında yemekli bir organizasyon olacak. Çok sevindim oğlum. İyi yapmışsın, tamam. Ayrıca anneciğim, benim nikah öncesinde yapmak istediğim bir şey var. Bu aramızdaki sözleşme var ya Lale'yle. Ben o sözleşmeyi iptal etmek istiyorum. Ne? Pardon? Yavrum sen delirdin mi? Delirmedim anne. Aşık oldum. Asıl delilik bu ya. Anne, lütfen böyle şeyler söyleme, tamam mı? Bak, zamanında yani bu sözleşmeyi yaptık. Çünkü birbirimize karşı hiçbir şey hissetmiyorduk. O yüzden bebek doğduktan sonra boşanmamıza da bir sakınca yoktu. Yani ama şimdi durum değişti. Yani benim Lale ile aramdaki durum çok farklı. Biz birbirimize karşı derin duygular besliyoruz. Birbirimize değer veriyoruz. Hatta birbirimizi seviyoruz. Ya o yüzden bu sözleşmenin bizim için hiçbir anlam ifade etmediğini düşünüyorum. Kaldı ki Lale en ufak bir maddi talep veya tazminatta bile bulunmadı. Yani bizim bu sözleşmeyi iptal edip etmememiz arasında hiçbir fark yok. Hayır, madem değişen bir şey olmayacak, o zaman neden iptal etmeye çalışıyorsunuz yavrum? Tabii. Bu Lale'nin fikri değil mi? Tabii ki. Tabii ki onun fikri. Seni kendine aşık etti, iyice bir bağladı. Tam böyle az kalmışken nikah, hemen dedi bunu gündeme getireyim. Çok akıllı. Çok akıllı. Anneciğim, Lale'nin benden böyle bir talebi yok. Yok. Yok, bunun tersine kimse beni ikna edemez. Kusura bakma yavrum. Kusura bakma. Yani direkt söylememiştir de ima etmiştir. Ya da sana bunu düşündürecek bir takım davranışlarda bulunmuştur. Ben bunun Lale'nin fikri olduğuna eminim. Sakın, sakın bana yalan söyleme Onur, lütfen. Anneciğim, yalan söylemiyorum sana.
Bu benim fikrim ve uygulamak istiyorum. Hayır, buna izin vermeyeceğim Onur. Lütfen. Ve bu konuyu lütfen burada kapatalım, olur mu? Anne. Lütfen. Bak şu an tansiyonum inip çıkmaya başladı. Hiç iyi değilim. Yalvarıyorum. Her şey yoluna girmişken, nikahı da az zaman kalmışken sorun çıkmasın. Lütfen. Müsaadenle ben dinlenmek istiyorum çünkü gerçekten iyi değilim ay. Anne, iyi misin? İyiyim, iyiyim yavrum. Anlayışla karşıla, dinlenmek istiyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkma.